Efendim, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna depremzedileri unutmadı. Türk sevgi ve iyileştirici gücümüzü büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye'ye gönderelim dedi. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Haluk Levent'ten de Madonna'ya yanıt geldi. Yardım çağrısı yaptı. Ahbap'a adres gösterdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Türkiye'deki depreme kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi, yardım çağrısında bulundu. Herkes sevgililer gününde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye'ye gönderelim. 33.181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü. 64 yaşındaki sanatçı bağışların Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yapılmasını istedi. Paylaşımının sonuna Ahbap'ın internet adresini koydu. Bağışların Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yapılmasını istedi. Madonna'nın paylaşımına Haluk Levent'ten de yanıt geldi. Twitter'dan "Thank you Madonna" diye yazdı. Metallica grubu Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için 250 bin dolarlık bağışta bulundu. On ilimizi vuran depreme onlar da kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica bir yardım kuruluşu aracılığıyla 250 bin dolarlık bağış yaptı. Grup sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin güneyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. Trajik bir şekilde 36 bini aşıyor ifadelerini kullandı. Depremden etkilenen vatandaşlar başka şehirlere göç etmeye başladı. Enkaza dönen şehirlerden Mersin'e giden bazı depremzedeler fahiş ev kiralarıyla karşılaştı. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı isyan etti. Depremzedelerin göç ettiği Mersin'de kira fiyatları uçtu. Büyük acıyı fırsata çevirmeye çalışan bazı ev sahipleri büyük tepki çekti. Enkazın altından, göçüğün altından canını zor kurtaran depremde de kardeşlerimizi biz burada yüksek fiyatlarla öldürmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki illere en yakın konumda bulunan Mersin hem yaralılar hem de evsiz kalan binlerce depremzedeye kucak açtı. Ancak Mersin'e gelen depremzedelerin çaresizliğinden yararlanmaya çalışan bazı ev sahipleri fiyatları yükseltti. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, depremin olduğu ilk günden bu yana Mersin'e ciddi bir göç olduğunu söyledi. Depremden kaynaklı şu an Mersin ilimize Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan, Antakya'dan 200-250 bin depremde de kardeşimiz geldi. Durum böyle olunca Mersin bir cazibe merkezi oldu. Çok açık ve samimi söyleyeyim, 3000 lira olan 1+1'le şu an 10 bin liraya kadar çıktı. 5-6 bin lira olan 2+1'ler 12-13 bin liraya çıktı. 8-10 bin lira olan 3+1'ler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Can Polat fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Burada art niyetli fırsatçı mülk sahipleri inanın 5 bin liralık daireyi 7-8 bin lira. 7-8 bin liralık daireyi 10-15 bin liraya çıkardılar. Büyük bir fahiş fiyat uyguladılar. Oda başkanı ev sahiplerine de seslendi. Biraz el vicdan olması lazım. Hani olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün, tutun ki Maraş'taki, Adıyaman'daki deprem Mersin'de oldu ve aynı durumda biz varız. Bize bu yapılsa acaba biz bunu kabul eder miyiz?